Değerli katılımcılar, değerli dostlar, bizi tüm sosyal medya platformları üzerinden izleyen ülkemizin bilim dostu, bilgisever, güzel insanları, herkese merhabalar. Tüm faaliyetlerini bilimin ufukları kapsamında sürdürmeye gayret eden TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının katkılarıyla düzenlediği seminer serileriyle üst düzey ve yenilikçi bilgileri ülkemizin bilim ve eğitim camiasına aktarmaya devam etmektedir. Bu akşam yine bu vesileyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben de bu vesileyle hepinizi en içten dileklerimle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kuantum bilimi ve teknoloji seminer serimiz kapsamındaki bu akşamki seminerimiz, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden Los Angeles, çok değerli Türk-Amerikan bilim insanı Profesör Doktor Aydoğan Özcan hocamızın konuşmasıyla gerçekleşecektir. Aydoğan hocamız düşünen bir mikroskopa doğru, derin öğrenme özellikli hesapsal mikroskopi ve algılama konulu bir konuşma yapacaktır. 1996 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden mezun olan Aydoğan Özcan, lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra 2005 yılında ABD'de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden doktora derecesini almış. Kısa bir süre aynı üniversitede doktora sonrası çalışma yürüttükten sonra 2006 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Harvard Tıp Okulu Wellman Fototip Merkezi'ne girmiştir. Ertesi yıl yardımcı profesör olarak Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Elektrik Mühendisliği bölümüne geçmiş, halen orada ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde full profesör olarak görev yapmaktadır. Burada aynı zamanda Profesör Doktor Aydoğan Özcan, Mühendislik Fakültesine bağlı Biyo ve Nanofotonik Laboratuvarını yönetmektedir. Ayrıca Kaliforniya Nanosistemler Enstitüsü'nde yardımcı direktör olarak çalışmaktadır. Profesör Aydoğan Özcan, Uluslararası Optik Mühendisliği Topluluğu, Amerikan Optik Topluluğu, Biyomedikal Mühendislik Topluluğu gibi birçok önemli mesleki kuruluşların aslı üyesidir. 2011 yılında ABD'de ABD Başkanlığı Bilim Adamları Mühendisler Kariyer Başlangıcı ödülüne layık görülen Profesör Özcan, hesaplamalı görüntüleme, algılama ve tanı konularında üstün katkılarından dolayı Rahmi Koç Bilim Madalyası başta olmak üzere birçok değerli ödüllere layık görülmüştür. Bu noktada ben konuşma davetimizi kabul ettiği için Aydoğan hocamıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Sayın hocam lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için ve tanıtımınız için. Hepinize de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Slaytlarımı görebiliyorsunuz umarım. Evet, gayet iyi. Evet, teşekkürler. Umarım sorun olmadan anlarsınız. Slaytlarımın bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Konuşmam da Türkçe olmaya çalışacak. İngilizce kelimeler kullanmak durumunda olacağım. Kusura bakmayın, bu konuşmanın benzerlerini İngilizce verdiğim için Türkçesini tam olarak hızlı bir şekilde yapmam her zaman mümkün olmuyor. Bazı slaytlarda zorlanırsam eğer İngilizce kelimeler kayacağım. Bugün sizlerle mobil mikroskoplar, teletıp ve derin öğrenme üzerine yaptığımız çalışmaları özetleyeceğim. Çok uzun bir konuşma olmamasını planlıyorum. Şimdi bizim labımızın, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki labımızın önemli bir çalışma alanlardan bir tanesi teletıp, mobil sağlık. Geleceğin akıllı sağlık sistemlerini oluşturmak. Yani kronik hastalara, yaşlı hastalara, belki evlerinde
koruyucu, önleyici, akıllı tıbbi sistemler geliştirmek istiyoruz. Burada teknolojinin oynayacağı bir rol var. Ama tabii ki bu tür büyük problemler sadece teknolojiyle çözülecek şeyler değil. Aynı zamanda sağlık politikası, eğitim de çok önemli. Ama buna rağmen tabii ki teknolojinin de önemli bir payı var. Bu tür akıllı sistemlerin geliştirilmesi, evlerde ucuz bir şekilde çalışması bizim halka daha ucuz, daha güzel bir sağlık sistemini vermemize faydası olacaktır. Şimdi niye akıllı sağlık sistemleri geliştirmek istiyoruz? Bunlardan bir tanesi de şu anda sağlık harcamaları çok inanılmaz hızlı bir şekilde büyüyor. Burada gösterdiğim Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık harcamaları trilyon dolar mertebesinde ve 2024'te de beklenen 6 trilyon dolara çıkması. Tabii ki COVID öncesi bir graf bu. Dolayısıyla şu anda bu eğrinin daha da kötü olduğunu söylemek mümkün. Ve ilginç tarafı hastaların %5'i bu harcamaların %50'sini oluşturuyor. Dolayısıyla daha risk faktörü yüksek hastaların, kronik hastaların, belki yaşlı hastaların evlerinden belki daha koruyucu, önleyici bir takım teknolojiler tarafından monitör olmaları belki bu eğrinin düzelmesi veya çok hızlı eksponansiyel bir şekilde büyümesini engellememiz açısından önemli olacaktır. Buna ilave olarak tabii ki dünya yaşlanan bir nüfusa sahip. Özellikle yaşlanan bu dünya nüfusuna ve gelişmekte olan ülkelere sağlık hizmetlerini nasıl daha etkin bir şekilde sunabiliriz? Bu benim de bundaki çalışılan konulardan bazılarının ilgi alanına, motivasyonuna giriyor. Ve biz bunun için de yaklaşık 15 senedir teletip mobil sağlık teknolojileri geliştiriyoruz. Bunların bazıları cep telefonu entegre sistemler, bazıları da cep telefonu dışında yine hesaplamalı görüntüleme, hesaplamalı teşhis amaçlı sistemler. Cep telefonları çok önemli bir platform. Sayıları tabii ki çok fazla. Dünyada 7-8 milyarın üzerinde cep telefonu kullanılıyor. Bunlar gelişmekte olan ülkelerde bile çalışıyor. Dolayısıyla cep telefonlarının teknolojik platformunu, özellikle görüntüleme altyapısını kullanarak akıllı mikroskoplar, akıllı sensörler geliştirdik ve bunlar bir kısmı ticarileşti, bir kısmı ticarileşme fazında birçok farklı patente imkan verdik. Burada da size bu tür sistemlerin bazılarını, bizim labımızdan çıkan bazı çalışmaları özetliyorum. Cep telefonlarını kullanarak mikroskopik görüntü almak, bright field dediğimiz beyaz ışık kaynağı kullanarak yapılan mikroskopik görüntü almak ya da floresan mikroskopu oluşturmak mümkün. Bu tür teknolojiler oldukça hızlı bir transformasyondan geçti. Belki 15 sene önce bir kırmızı kan hücresini, 7 mikron çapındaki bir kırmızı kan hücresini görebilirken, şimdi virüsleri, bakterileri ve DNA iplikçiğini görmemiz mümkün. Mesela bu bizim yaptığımız bir floresan mikroskobu. Hem dark field mikroskobu hem de floresan mikroskobu. Ve burada insan virüslerinin nasıl birebir görüldüğünü cep telefonuna ait bir görüntüden, cep telefonunun kamerasına ilave edilen çok ucuz ve hafif bir optik sistem üzerinden bu tür görüntülerin alınmasını ve çok daha pahalı mikroskoplarda alınan görüntülere benzer bir şekilde floresan mikroskopu üzerinden birer birer virüsleri saymamızı, görmemizi imkanlı bir hale getiren, imkan kılan bir teknoloji. Burada da benzer bir optik mikroskobun basit bir örnek hazırlamadan sonra DNA iplikçiğini nasıl görebildiğini gösteriyoruz. Burada cep telefonunda alınan bir mikroskop. Bunlar DNA iplikçikleri floresan boyayla boyanmış. Bu da normal belki 50 bin dolarlık bir mikroskopla alınan görüntü. DNA iplikçi insan saçlarının yaklaşık genişlik olarak 50 binde biri. Dolayısıyla çok çok küçük
seviyedeki objeleri görüp onların uzunluklarını da saymamız mümkün. Genetik bazı problemlerin, DNA'daki genlerin kendilerini ne kadar tekrar ettiğini ve bunun sayısını ölçerekten, copy number variation deniyor buna, görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu tür DNA ipliğini görüntüleyen mikroskopların bazı hastalıkların teşhisinde, özellikle genetik yapılı hastalıkların teşhisinde kullanılması mümkün. Bu da aynı mikroskopla alınan daha büyük bir görüntü. Bu cep telefonuyla alınan birkaç milimetre karelik bir görüntü. Zoom ettiğiniz zaman DNA bitişlerini güzel bir şekilde görmeniz mümkün. Ve biz bu tür bir mikroskobu multimodal dediğimiz bir sistemle, yani hem beyaz ışık kaynağı hem de iki farklı renkteki floresan mikroskopunu birleştirip bir daha gelişmiş bir cep telefonuna entegre edilmiş bir mikroskop haline getirdik. Ve biz bunu İsveç'teki partnerlerimizle bağırsak kanseri hastalarında DNA sekanslanması ve dokuda genetik mutasyon analizi için kullandık. Yani teknolojinin bu tür optik görüntüleme mikroskobi sistemlerinin ne kadar ilerlediğini göstermek için bu örneği verdim. Yani son 15 sene içerisinde dediğim gibi kırmızı kan hücrelerinden DNA analizi, DNA sekanslanmasına ve dokuda genetik mutasyon analizine kadar ilerleyen bir gelişime sahip bir teknoloji. Ve tabii ki çok pahalı, belki lablarda imkanınız olacak olan bazı ölçümlerin hassas bir şekilde yapılmasını ve hastanelerde, tam teşekküllü hastanelerde, lablarda yapılan bazı ölçümlerin artık cep telefonuna entegre olan görüntüleme cihazlarıyla, sensörlerle yapılmasını öngörüyor. Bu da o çalışmanın biraz daha detayı. Burada doku seviyesinde bir rolling circle amplification denen bir proses üzerinden DNA'nın iplikçiğini amplifiye edip böyle ufak mikron seviyesinde clusterlar oluşturup o her cluster'ın farklı bir boyayla, floresan boyayla boyanıp size doku üzerinden işte mutasyon var mı yok mu onu verebilecek bir analiz yapıyoruz ve bunu dediğim gibi bağırsak kanseri hastalarında deneyip bunun başarılı olduğunu göstermiş olduk bir okuyucu olarak. Mobil bir okuyucu olarak. Cep telefonu entegre sistemlerin dışında, bu tür görüntüleme sensör sistemlerinin dışında bazen de cep telefonundaki görüntüleme çiplerini CMOS tabanlı görüntü alan, işte 10 megapiksellik belki 15 megapiksellik görüntü alan o sistemleri dışarı alıp onların tabanlı olduğu hesaplamalı mikroskoplar geliştiriyoruz. Mesela burada sol tarafta gösterdiğim bunlar merceksiz hesaplamalı görüntü oluşturan mikroskoplar. Bunlar belki bir iPhone uzunluğunda, belki 200 gramın altında çok taşınabilir, hafif ve ucuz sistemler. Merceksiz mikroskopik görüntüleme özellikle patoloji için sahada su örneklerinin, işte hastadan alınan kanın, idranın veya pap smear gibi doku örneklerinin veya işte histopatoloji örneklerinin incelenmesi için çok ideal bir ortam. Çünkü diffraction limit dediğimiz yüksek çözünürlükte görüntüyü çok büyük bir alanda ve hacimde, yani daha büyük bir örnek hacminde görmemiz ve çok ufak boyutlu parazitleri veya morfolojik problemleri yakalamamız mümkün. Bu tür merceksiz mikroskoplar görüntüyü mikroskopik görüntülerden, yani hologramlarından oluşturuyorlar. Nasıl ki güneşli bir günde dışarıda sizin gölgenizi görürsünüz. Aynen onun gibi bu tür mikroskopların tabanında örneğin bir CMOS veya CCD görüntü alan çipe çok yakın birkaç yüz mikronluk bir boşlukla üzerine konmasıyla ışığın oradan kırınımından oluşan hologramların alınması ve işlenmesi üzerine çalışır. Merceksiz görüntüleme. Mesela bu bir göğüs dokusunun alınan bir biyopsiden oluşan ince bir göğüs doku tabakasının hologramı.
merceksiz bir görüntüleme sistemi tarafından alınan bir hologram. Tabii ki bir patolojist veya bir uzman bu tür bir holograma bakma yetkinliğine sahip değil. Dolayısıyla biz bunları hızlı bir şekilde holografik görüntüleme işleme sistemleriyle, algoritmalarıyla işleyip oradaki subcellular seviyede bir mikronun altındaki bir çözünürlükte bu tür görüntüleri reconstruct edip hologramlardan görüntü oluşturuyoruz. Bu çok hızlı yapılabilen ve hatta sinir ağlarının, derin öğrenme tabanlı sinir ağlarını da kullanarak yapılan bir görüntü oluşturma prosesi. Eğer merceksiz mikroskopun içerisine bakarsanız yapısının oldukça basit ve ucuz olduğunu görürsünüz. Transmissive bir örnek, mesela bir doku örneği veya bir kan örneği veya bir su örneği, içerisinde parazit baktığınız bir su örneği, buradaki hazne üzerinde konup CMOS görüntü alan sensörün üzerine konuyor. Diyelim ki buradaki CMOS çipi 10 megapiksel, 10 milyon piksele sahip bir görüntü çipi. Biz çok ucuz light emitting diode'ları kullanaraktan ışığın geldiği aperture değiştiriyoruz. Bunu dijital olaraktan hızlı bir şekilde ışığın geldiği noktayı shift ediyoruz, kaydırıyoruz. Bu şekilde görüntüyü alırken hologramların sağa sola ufak seviyede kayması üzerinden, buna pixel super resolution deniyor, bir pikseli virtual olarak daha küçük piksellere bölüyoruz. Bu da aynı alanda 10 megapiksellik bir görüntü alacakken onu belki 1 milyar piksele çıkarmamızı, her pikseli 10 ve 10'a bölüp, yani yaklaşık 100'e bölüp çok daha ufak seviyede efektif pikseller, virtual pikseller oluşturup büyük bir hacme, büyük bir örnek alanına hızlı bir şekilde ve aynı zamanda diffraction limit, yani sub mikron seviyesinde çözünürlükle bakmamızı sağlıyor. Burada da boyutları veya ağırlığı itibariyle bu tür teletip amaçlı gelişmiş olan, sahada örnekleri incelemek amaçlı gelişmiş olan mikroskopların karşılaştırmasını görüyorsunuz. İlk çalışmalarımızdan bazıları bu tür merceksiz mikroskopları ince tabakalar halinde kan örneklerine bakmaktı. Bu, yani thin smear deniyor buna. Bu tür yani kan örneklerinin incelenmesi birçok hastalığın teşhisinde, tedavisinde de kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de sıtma. Sıtmanın teşhisinde ve tedavi sürecinin monitör edilmesinde bu tür ince tabaka halindeki kan örneklerinin bir camın üzerine konup mikroskop altında görüntülenmesi ve incelenmesi gerekiyor. Parazit sayısının bulunması, yani hücrelerin yüzde kaçı enfekte olmuş, bunun bulunması ve bu enfeksiyonun tedavi süresinde ise eğer parasitemi denen bu parametrenin ne kadar hızlı bir şekilde düştüğü, artıyor mu, artmıyor mu, bir drug resistance var mı? Bu tür proseslerin hem teşhis hem tedavi sırasında incelenmesi için kullanılan bir altın metot, ground truth. Burada da normal bir mikroskobun bu tür sıtmalı kan hücrelerini nasıl, kırmızı kan hücreleri nasıl görüntülediğini görüyorsunuz. Bu Gimza stain edilmiş, Gimza boyasıyla stain edilmiş bir ince kan örneği. Normal mikroskoplar böyle bir kontrast veriyor. Burada gördüğünüz pembe şey parazit, sıtma paraziti kırmızı kan hücresini yok ediyor. Burada da aynı görüntünün merceksiz bir mikroskop tarafından alınmış hali. Gayet güzel bir şekilde o sıtma parazitlerini kan hücrelerinin içerisinde görmenizi ve saymanızı imkan veren bir teknoloji. Bu tür bir merceksiz görüntüleme sisteminin en önemli avantajı, ucuz olması, taşınabilir olmasının dışında en önemli avantajı, büyük bir hacme, büyük bir alana bakması. Bu da burada belki on binlerce kırmızı kan hücresi var, bazıları beyaz kan hücresi. Bu tür bir merceksiz görüntülemeye farklı yerlerden bakıp, zoom edip parazit sayısını, yani hastanın ne tür bir tedavi süresinden geçtiğini anlamanız mümkün. Bunu doku örnekleri için de yapabilirsiniz. Bu pap smear denen rahim ağzı kanseri teşhisinde, erken teşhisinde kullanılan bir patolojik örnek. Normal bir mikroskop burada gösterilen küçük bir alana bakabiliyor bir görüntüde. Dolayısıyla bu tür bir pap smear örneğinde anormal hücreleri incelemek için bir
patolog birçok farklı yeri incelemesi gerekiyor. Bizim merceksiz görüntüleme sistemimiz çok daha büyük bir alana bakıp aynı kalitede, aynı güzellikte, aynı çözünürlükte görüntüleri renkli bir şekilde oluşturup teşhis amaçlı kullanmamıza izin veriyor. En güzel tarafı dediğim gibi bu tür rahim ağzı kanseri screening çalışmalarının sahada da yapılmasına imkan verecek taşınabilir ucuz mikroskoplar. Özellikle çocuk dünya ülkelerinde büyük tele tıp amaçlı kullanımı bu tür sistemleri mümkün. Bu da doku örneklerindeki renkli çalışmalar. Bu ciğer dokusu, akciğer dokusu zatüre ile enfekte olmuş bir doku. Ve burada da onun boyanmış hali var. H&E denen bir boya ile boyanıp inceleniyor. Aynı büyük alana bakma avantajı burada da mümkün. Cep telefonundaki CMOS sensörleri kullanaraktan bu tür bir büyük bir alana bakmamız normal mikroskopların alanlarından çok daha fazla alana bakmamız mümkün. Burada tekrar zoom ederekten farklı derinlikte, farklı çözünürlükteki objelere bakmanız ve zoom etmeye devam etmeniz mümkün. Bu tür mikroskoplar size yaklaşık 1 milyar piksellik bir görüntü veriyorlar. 1 gigapiksellik bir görüntü veriyorlar. Ve bunlar diffraction limited yani mikroskopi sistemleri. Ve belki 20-30 milimetre square'lik, milimetre karelik bir alana hızlı bir şekilde bakmanız için ideal mikroskoplar. Bu tür mikroskopların tele tıp amaçlı hastalığa alınan örneklere, doku örneklerine, pap smear gibi değişik kan örneklerine veya doku örneklerine bakmaları mümkün. Aynı zamanda bu tür merceksiz görüntüleme tabanlı sistemlerin suyun içerisindeki parçacıkları veya havanın içerisindeki parçacıkları veya alerjenleri yakalamaları, bunları görüntülemeleri bir anlamda bir sensör olarak da kullanılmaları bu tür sistemlere mümkün. Biz tabii teletipin dışında bu tür su ve hava kirliliğiyle alakalı çalışmalarımız da var. Bunlardan bir tanesi havadaki parçacıkların yakalanması, sayılması, ölçülmesi, karakterize edilmesi üzerine. Hava kirliliği gerçekten de büyük bir problem. Yani senede yaklaşık 7 milyon kişi hava kirliliğine ait sorunlardan dolayı ölüyor. Ve ilginç tarafı bunun çok büyük bir kısmı, yani yarısından fazlası ev içerisindeki hava kirliliği. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanılan ocakların, yani aş pişirmek için kullanılan ocakların getirdiği birçok parçacık var havada ve bunların uzun süreli yani akciğerlere uzun süreli büyük etkileri oluyor. Bizim geliştirdiğimiz bir sistem merceksiz görüntülemeyi kullanarak havanın içerisindeki parçacıkların çok hassas bir şekilde sayılmasını ve bunların boyutlarının ölçülmesini ve bazı spesifik parçacıkların polenlerin veya küf sporlarının bizi hasta etmeye yakın küf sporlarının bulunmasını, sens edilmesini sağlayan bir sistem. Bu sistemin merkezinde merceksiz görüntüleme var. Tam şurada gördüğünüz yerde bir merceksiz mikroskop var. Üst tarafında havayı içeri çeken bir impactor sistemi var. Bu sistem yaklaşık 13 litrelik bir havayı bir dakika içerisinde içerisine alıyor. Ve hızlı bir şekilde o havanın içerisindeki parçacıkları transparan bir sistemin, camın üzerine depozit ediyor. Biz burada havayı almadan önce ve havayı aldıktan sonra gelen parçacıkların sayısını ve özelliklerini inceliyoruz. Merceksiz mikroskop tarafından. Bu şekilde de havanın içerisindeki kirliliği ve değişik alerjenleri görebilmemiz mümkün. Yaptığımız bu konuda bayağı bir çalışma var. Bunlardan bir tanesi bu tür bir, biz buna C-Air diyoruz platform olarak. Bu tür bir C-Air platformunu biz küf sporlarının ve polenlerin herhangi bir label, herhangi bir boyama tekniği kullanmadan, hiçbir şekilde dokunmadan örneğe yakalanmasını ve sinir ağları üzerinden tanınmasını gösterdik. Değişik polenlerin, değişik özelliğe sahip polenlerin ve siyah küf sporlarının düzgün bir şekilde yakalanıp sayılmasını gösterdik. Bir sensör olarak kullandık yani.
bu teknoloji ticarileşme aşamasında. Diğer bir geliştirdiğimiz sistem merceksiz görüntüleme kullanarak flow cytometer dediğimiz görüntüyü objeler flow ederken, yani bir akışkanın içerisinde hızlı bir şekilde giderken, mesela suyun içerisinde hızlı bir şekilde giderken görüntüleme amacına hizmet ediyor. Belki biyomedikal araştırma yapanlarımız varsa içinizde, lablarınızda kullanılan birçok farklı araştırmacıya açık pahalı cihazlar vardır. Flow cytometer diye. Yani belki 200 bin dolarlık bir odanın yarısını kaplayan büyük cihazlardır bunlar. Biz birincisi bu tür cihazların label kullanmasını gösterdiğim cihaz üzerinden kaldırıyoruz. Bunlar label free imaging flow cytometer'lar. Yani herhangi bir floresan veya başka bir kromojenik bir substrate veya bir boyama tekniği kullanmıyoruz. Dolayısıyla gelen örnek su içerisindeki veya kan içerisinde hangi sıvı içerisinde geliyorsa hızlı bir şekilde geçerken biz bunların görüntülerini oluşturuyoruz. Ve güzel tarafı çok ucuz taşınabilir bir sistem. Yani belki bir ayakkabı kutusu seviyesinde bir cep tarafı, bir GPU tabanlı bir laptop tarafından kontrol edilip ve bütün reconstruction'ların, bütün görüntü oluşturmanın bu laptop üzerinden olduğu bir sistem. Tam field measurement'lar için, yani sahada yapılacak olan measurement'lar için ideal bir sistem. Bunun da altında merceksiz görüntüleme ve sinir ağlarının beraber çalışması var. Burada Los Angeles kıyısından aldığımız planktonların görüntülenmesini gösteriyoruz. Bunların her birisi boyanmamış aslında. Bunlar klorofil kontenti. Buradaki yeşil rengi veren klorofil. Bunlar su içerisinde çok hızlı bir şekilde, belki saniyede 1 santimetrenin bile üzerinde hızlı giderken mikroskopik seviyede alınan görüntüler. Herhangi bir şekilde sıvıyı durdurmak yok. Bunlar hızlı bir şekilde gidiyor. Ve bu tür bir imaging flow cytometry sisteminin yaklaşık 100 mililitre ile 500 mililitrelik bir sıvıyı bir saat içerisinde hızlı bir şekilde analiz edip içerisindeki bütün mikroskopik parçacıkları yakalayıp görüntülerini alıp onları tanıması, analiz etmesi mümkün. Dolayısıyla bu bizim anladığımız manada hem ucuz hem taşınabilir, hem sahada çalışabilir, hem de high throughput bir imaging flow cytometer. Bu da ticarileşme boyutunda şu anda bir ürün. Ve bu tür bir ürünün belki en önemli kullanıcı alanlardan bir tanesi de denizlerde ve okyanuslardaki algilerin çoğalması. Yani yosun parçacıklarının hızlı bir şekilde büyümesi hem ekosistem için hem de balıklar için büyük bir tehlike. Özellikle balık çiftliği olan kurumlar suyun kalitesini ve özellikle de algilerin durumunu incelemek durumdalar. Yoksa balıklarının ölmesi ve bütün yaptıkları yatırımın zarar görmesi mümkün. Mesela Covid'den önce Florida'da bir yaz yaklaşık 130 milyon dolarlık bir zarar oluştu. Bu tür planktonlar veya yosun parçacıklarının hızlı bir şekilde büyümesi ve bunların oluşturduğu toksik environment balıkları öldürdü. Diğer önemli bir zarar paylaşmak istedim. Şili'de 2016 ya da 2017 senesinde yaklaşık 0.7 milyar dolarlık ne yazık ki bir zarar oluşturdu bu tür zararlı ve toksik parçacıklar. Dolayısıyla bunların sahada hızlı bir şekilde, erken bir şekilde yakalanıp sayılarının nasıl arttığını, azaldığını görmek önemli. O açıdan bunun sahada kullanılır ve devamlı bir monitör edebiliyor olması suyu çok önemli. Bunlar size bahsettiğim alanlar, teletip, mobil sağlık ve su, hava içerisindeki parçacıkların bulunmasına yönelik sensörler, görüntüleme sistemleri. Tabii ki bunlar hep bir amaç oriented araştırma. Yani bir amacımız var ve etkisinin ne olduğunu biliyoruz. İnsan sağlığı, çevre sağlığı ve bu amaca yönelik akıllı sistemler geliştiriyoruz. Buna ilave olarak bazen de ne amacı olduğu veya tam olarak ne göreceğini, neyi yakalayacağını bilmediğimiz, direkt bir hipotezi olmayan araştırmalar da bizi çekiyor. Bunlar merak eksenli çalışmalar. Yani illa bir hipoteziniz olmak zorunda değil. Yani araştırmanın %99'u, dünyadaki araştırmanın %99'u belki de hipotez eksenlidir. Bir hipoteziniz vardır ve onu kanıtlamak veya çürütmek üzerine bir araştırma yaparsınız ve o hipotezin getirdiği etkiyi, neler oluşacağı, hipotez doğruysa veya yanlışsa bilinir.
bilinebilir veya tahmin edilebilir. Buna ek olarak tabii ki araştırma fonlarının bir miktarı da sırf merak ettiğiniz için. Merak ediyorum, şunu yapalım, neler göreceğiz diye çalışırsınız. Bunlardan bir tanesi de biz bu tür görüntüleme alan sistemlerin 3 boyutlu mikro boyutta yüzücülerin görüntülenmesi, spermlerin mesela görüntülenmesi üzerine yaptık. Burada benzer bir merceksiz görüntüleme sistemi oluşturduk. Biraz teknik olarak farklı, farklı açılardan ışık, farklı açılardan ve farklı renklerde ışıkları kullanarak spermlerin veya herhangi bir mikro yüzücünün 3 boyutta yaptığı hareketleri çok hızlı bir şekilde görüntüledik. Ve bunları çok büyük bir hacimde yaptık. Burada gördüğünüz yaklaşık 10 mikrolitre bir hacim. Bu inanılmaz büyük bir hacim mikro seviyede. Belki normal bir mikroskobun bakacağı hacmin 1000 katı daha fazla. Ve bu hacim içerisinde submikron seviyedeki hareketleri görüp spermlerin 3 boyutlu neler yaptığını anlamaya çalıştık. Burada bir dediğim gibi çok temel bir hipotezimiz yoktu. Şöyle bir hareket görelim, şunu nasıl olduğunu anlayalım gibisinden. Sadece bu sistemin nasıl belki daha önce görmekte zorlandığımız hareketleri görmesini sağlayacağını düşündük. Burada gösterdiğim de bu büyük hacimde, 10 mikrolitrelik hacimde spermlerin hareketlerini yaklaşık 11 saniyelik, buradaki renk zamanı temsil ediyor. 11 saniyelik bir hareketinin görülmesini sağlıyor ve burada 1500'ün üzerinde farklı sperm hareketi var. Bunların her birisini paralel olaraktan bizim oluşturmamız, görüntülememiz mümkün. Bu tür bir kapabilite normal mikroskoplarda yok. Yani şu andaki pahalı olmalarına rağmen benchtop lablarınızda bulunan mikroskoplar bu tür bir görüntüyü alamazlar. Burada on-chip mikroskopunun ve holografinin avantajları var. Çok büyük bir alana, çok precise bir şekilde ve çok büyük bir depth of field üzerinden bakmamız mümkün. Buradaki depth of field yaklaşık yarım milimetre. Bu mikroskop için inanılmaz büyük bir seviye. Bu tür bir sistem en güzel tarafı hem precise, hem büyük bir alana bakıyor, hem de çok narin, çok istatistik olarak yani frequently gözükmeyen bazı hareketlerin yakalanmasını sağlıyor. Bu gördüğünüz bir insan sperminin in vitro hareketi. Yaklaşık bir saniyelik bir hareket ve dediğim gibi renk zamanı belirtiyor. Bu hareket, bu da ön taraftan bakılmış hali, bir helix çiziyor. Yani çok well-defined 2-3 mikronluk bir çap içerisinde belki saniyede 10 rotasyon yapıyor. Bu tür bir hareketin freely moving, yani bağımsız bir spermin hareketini görmek normal mikroskoplar için mümkün değil. Çünkü çok hızlı bir şekilde mikroskobun depth of field dediğimiz baktığı hacimler dışarı çıkar bu. Şuradaki Z ekseninden de gördüğünüz gibi decay çıkan bir sperm bu. Bu tür hareketlerin görüntülenmesinde merceksiz görüntüleme ideal. Hem büyük bir alana bakıyor, hem bu tür narin gözüken, nadir gözüken hareketlerin yakalanmasını sağlıyor, hem de çok precise. Bu tür bir in vitro örnekleri için konuşursak, helix çizen bir sperm yaklaşık %5, yani %5'i böyle bir hareket çiziyor. Bu çok daha nadir bir hareket. Bu hiperaktif bir helix çiziyor. Yani biraz daha irregular, ön taraflarına baktığınız zaman çapı biraz daha büyük ve ama yine aynı güzel helixini çiziyor. Bu hiperaktif olarak tanımladığımız bir sperm hareketi. Bu da yaklaşık %1'in altında gözüken bir hareket in vitro. Tabii insan sperminin dışında biz hayvan spermlerine de baktık. Çok ilginç regüler yapılar gördük. Bunlardan bir tanesi burada gösterdiğim spermin hareketi. Bu bildiğim kadarıyla at sperminin görüntülenmesi. Burada helical ribbon diyoruz buna. Bir kurdele düşünün. O kurdelenin yüzeyinde iki boyutlu bir hareketi yapıyor. Zigzag hareketi yapıyor. Ama bu kurdele bir DNA gibi bir helical bir yapı alıyor. Bunun hangi koşullar altında bu kadar regüler bir harekete dönüştüğünü ve spermlerin ne gibi avantaj sağladığını bilmiyoruz. Ama
bu tür hareketlerin normal mikroskoplar tarafından görüntülenmesi mümkün değil. Normal mikroskopların sperm hareketlerine bakışı, spermlerin kafalarının elektrostatik olarak bir cama yapıştırılıp kaçmaması için, yani alandan, hacimden kaçmaması için o tür bir restriction üzerinden görüntülenmesi normaldir. O açıdan bağımsız ve freely move eden, hareket eden spermlerin görüntülenmesi çok önemli. Ve dediğim gibi bu tür çok güzel, düzgün paternlerin de gözükmesi ve bize bu tür bir ölçüm yapmayı sağlayan bir sistem merceksiz görüntüleme. Bu da hem spermin kafasının hem de flagellum kısmının beraber görüntülendiği bir merceksiz görüntü, merceksiz bir video. Hologramlardan oluşturulmuş bir video. Bu bir sığır spermi. Burada ilginç tarafı tabii ki bu flagellum yarım mikron ve daha küçük. Yani yapı itibariyle çok daha ince ve onun üç boyutlu hareketi çok hızlı olduğu için görüntülenmesi oldukça zor. Ve bu ilk defa hem bağımsız bir spermin, hareket etmesinde bir sorun olmayan bir spermin, hem kafasının hem flagellumun aynı anda görüntülendiği ilk sistem, merceksiz görüntüleme sistemi. Burada tabii belki merak ediyorsunuzdur, bu görüntüdeki kırmızı, yeşil ve sarı o eksen nedir diye. Bu spermin kendi koordinat sistemindeki bir referans. Yani spermin kafası aslında self-spin ediyor burada. Hem bir helix çiziyor spermin kafası. Bunu çizerken de kendi eksen etrafında spin yapıyor. Biz bunu holografik görüntülemenin bize verdiği faz bilgisi, ışığın kırılımındaki faz bilgisi üzerinden yapıyoruz. Çünkü spermin kafası tam olarak bir sphere değil, birazcık bir eksende biraz daha ince, diğer bir eksende biraz daha kalın. Dolayısıyla sperm kendi eksen etrafında self-spin yaparken faz bilgisi periyodik olarak değişiyor ve bu değişiklikten hem spermin üç boyutlu görüntüsünü alıyoruz hem de kendi eksen etrafında kafasının yaptığı spin'i görüyoruz. Bu tür görüntüleme, bu tür görüntülerin alınması normal mikroskoplarla ne yazık ki mümkün değil. O açıdan hesaplamalı, merceksiz ve chip scale dediğimiz örneğin çipin üzerinde, görüntü çipinin üzerinde olduğu kompakt mikroskopi sistemleri burada sadece mikroskopiyi ucuz hale getirmek, taşınabilir hale getirmek amaçlı değil, aynı zamanda mikroskopi biliminin sınırlarını da ilerletmek ve daha önce ölçemediğimiz, görüntüleyemediğimiz prosesleri burada gösterdiğim gibi bize görme, inceleme imkanı veriyor. Ve dediğim gibi bu tür hareketlerin olduğunu bilmeden yaptığımız bir çalışma bu. Merak ettiğimiz için farklı sistemlerde nasıl görüntü alacağız diye bu kadar zengin bir dünyanın varlığını görmüş olduk. Bu tür bir mikroskop ve onun oluşturduğu görüntüler üzerinden. Görüntülemenin dışında biz mobil sensörler de geliştiriyoruz. Burada da onlardan bazılarını örnek olarak veriyorum sizlere. Cep telefonu entegre patojen yakalayan, onların yoğunluğunu ölçen sistemler geliştirdik. Bu E. coli bir bakteri, bizi hasta yapan bir bakteri. Burada cam örneklerini kullanarak ve surface chemistry, yani yüzeylerin functionalized hale getirilmesi üzerinden oluşturulmuş bir optik sensör. Bu tür sensörleri kullanarak belki birkaç bakteri, colony forming unit denen birkaç bakteriyi 1 mililitrelik suda yakalayıp veya sütte bu çalışma hem süt örneklerinde kullanıldı hem de su örneklerinde kullanıldı bakterilerin varlığı için. Bu nanoparçacıkları, altın nanoparçacıkları kullanarak aptamerler üzerinden yapılan bir çalışma ve cıva iyonlarını yakalamak için kullanıldı. Su içerisindeki cıva iyonlarının konsantrasyonunu belki 3-4 nanogram per mil seviyesinde hassas bir şekilde ölçebilen ağır metal sensörü, su içerisindeki kontaminasyonu gösteren. Çok ucuz bir aparat var ve testin kendisi 5 sentin altında yapılması. Dolayısıyla son derece taşınabilir, ucuz ve aynı zamanda hassas bir ölçüm aleti. Buradaki cihazların birçoğu patent alınmış durumda ve bazıları ticarileşmiş durumda ve kullanılır ürün halinde. Örneğin
burada gösterdiğim bir okuyucu bu kağıt sensörleri, kağıt tabanlı sensörleri okuyabilen, onları kuantifiye edebilen bir sistem. Hem cep telefonunda çalışıyor hem de ufak mobil okuyucular üzerinden çalışan bir optik sistem geliştirdik. Kurduğum şirket, 2009 senesinde kurduğum şirket bunları ticarileştirdi ve mobil sağlık uygulamaları geliştirdi. 2015 senesinde de World Economic Forum'da bu şirket bu teknolojiler üzerinden Pioneer Award aldı. Ve bu teknolojiler hala şu anda kullanımda. Bir başka şirket bizim şirketimizin teknolojileri lisanslayıp alıp şu anda kullanımı açmış durumda. Belki birçok COVID ile alakalı son iki senede gelişen test en azından bu şirket için bizim okuyucularımız tarafından okunup halkın kullanımına açılmış durumda. Şimdi burada bahsettiğim teknolojiler belki uygulamalar açısından görüntüleme tabanlı sensörler ve okuyucular, mikroskoplar. Ve dediğim gibi bunların teletip uygulamaları var. Hava kirliliği, su kirliliği ile alakalı birçok farklı çalışmaya ön ayak olmuş sistemler. Şimdi ikinci tarafında konuşmam, ikinci yarısında bu tür sistemlerin derin öğrenme tabanlı sinir ağları üzerinden nasıl daha da güçlü hale geldiğini, nasıl daha da zenginleştiğini, yeni imkanlar oluşturduğunu anlatacağım. Bu başlı başına bir konu, çok da fazla vaktinizi almamak için bunun çok üzerinde yani belki bir saat, iki saat konuşulacak zengin bir konu. Ama o yüzden sadece belki 10-15 dakika daha bu konu üzerinde devam edip konuşmamı bitireceğim. Şimdi derin öğrenme ve sinir ağları özellikle görüntü tanımada, görüntünün incelenmesinde, objelerin tanınmasında, klasifikasyonlarında veya sınırlarının çizilmesinde çok popüler, önemli bir teknoloji. Çığır açıcı bir teknoloji doğal olarak. Biz bunu görüntünün oluşturulmasında, özellikle mikroskopik görüntünün işlenmesinde, oluşturulmasında ve zenginleştirilmesinde, çözünürlüğünün zenginleşmesinde veya kontrastların zenginleştirilmesinde, depth of field'in zenginleştirilmesinde, değişik amaçlara yönelik sinir ağlarını kullanıp geliştirdiğimiz mikroskopların fonksiyonlarını ve imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bizim derin öğrenme ve sinir ağlarını kullandığımız alanlardan bir tanesi de bu. Ve bu konuda birçok farklı yayın yaptık. Derin öğrenmenin ve sinir ağlarının holografik mikroskoplardaki kullanımını ilk bizim labımız gösterdi. Yani bir hologramın sinir ağı üzerinden reconstruct edilip görüntüsünün faz ve amplitude information'ının alınması, oluşturulması ilk 2017 senesinde patent başvurusunu yaptığımız 2018'de yayınlanmış bir makaledir. Dolayısıyla bir önceki kısımda gösterdiğim bütün holografik sistemler aslında şu anda hali hazırda hologramlar sinir ağları üzerinden işleniyor. Bundan 10 sene önce bu farklıydı. Bundan 10 sene önce fizik tabanlı iterative görüntüleme işleyen sistemler üzerinden, algoritmalar üzerinden bu tür görüntüler oluşturuyor. Yani önce bir tahmin yapıyordunuz, o tahmini sonra geliştiriyordunuz. Böyle bir iterasyon üzerinden son 10 senede yapılan holografik görüntüleme sistemleri çalışıyordu. Fakat şu anda durum değişmiş durumda. Sinir ağları bu tür görüntüleme sistemlerinin, özellikle holografik coherent dediğimiz görüntüleme sistemlerinin en hızlı, en güzel, belki en gelişmiş reconstruct eden algoritmalarını hep sinir ağları üzerinden yapıyoruz şu anda. Ve dediğim gibi bunun ilk çalışmasında benim de bunu yaptım. Aynı şekilde diğer önemli bir konu da cep telefonlarının görüntülerinin geliştirilmesi. Cep telefonlarının bir mikroskop olarak kullanıldığını size gösterdim önceki kısımda. Bu görüntülerin daha da geliştirilmesi, özellikle renk problemlerinin veya diğer aberrationlarının görüntüdeki geliştirilmesi üzerinde yine sinir ağlarını kullanıyoruz. Aslında bu altyapı biz cross-modality transformation diyoruz. Yani bir mikroskopun diğer bir mikroskopla olan ilişkisini istatistiksel anlamda oluşturan bir sinir ağı, bulan bir sinir ağı dizayn ediyoruz. Yani
görüntülerin bir mikroskop tarafından alınıp sanki diğer bir mikroskop tarafından alınmış gibi bir hale gelmesini sağlayan transformasyonlar yapıyoruz. Bunlar son derece önemli transformasyonlar. Çünkü bazen bazı mikroskoplar çok pahalı olabiliyor, her tarafta bulunmuyor ve onların aldığı görüntüler gerçekten de daha değerli olabiliyor. O tür mikroskopların olmadığı yerlerde daha farklı mikroskopların aynı vazifeyi görmesi için bu tür cross-modality transformation'ların büyük bir önemi var. Örneğin confocal mikroskobunun super resolution bir mikroskopla olan ilişkisini bulup aynen aldığınız confocal görüntüsünün, mikroskopik görüntüsünün sanki SLED mikroskobu, yani SLED mikroskobu diffraction limiti aşan çok küçük nano seviyede görüntü alabilen bir mikroskop. Onun gibi çalışmasını sağlayan bir transformasyon oluşturuyorsunuz. Burada aldığınız görüntü bir sinir ağından geçtiği zaman super resolved bir şekilde belki SLED mikroskobunun çözünürlüğüne yakın bir çözünürlük almış oluyor. Bu da hücre çekirdeğinde bunun yani denenmiş olmasını ve nasıl sağlıklı bir şekilde çalıştığını gösteren bir görsel. Şimdi derin öğrenmenin mikroskobiye ilk kullanılması da benim labım tarafından yapıldı. 2017 senesinde bu konuda bir patent başvurumuz var ve bu patent şu anda lisanslandı ve işi oldu. Mikroskobinin, bu 2017'de bastığımız makalenin ismi de Deep Learning Microscopy. Yani mikroskopik alanda deep learning ve sinir ağlarının derin öğrenmenin ne gibi bir avantajı olacağını gösteren bir çalışma. Ve bu çalışmanın ardından tabii ki birçok farklı araştırmacı, benim grubumda dahil, farklı noktalarda farklı mikroskopların geliştirilmesi amacıyla derin öğrenmeyi ve sinir ağlarını kullandı. Cross-modality transformation belki baktığınız zaman başka algoritmaların da yapabileceği bazı imkanlar veriyor. Belki sinir ağları bu konuda çok daha ileride ama diğer algoritmalar da, belki fizik tabanlı algoritmalar da bu tür transformasyonları yapmayı deneyebilir. En azından yakın bir performans verebilir, daha kötü olsalar bile. Fakat cross-modality transformasyonların bir noktadan sonra diğer fizik tabanlı algoritmalarla yarışma imkanı kalmıyor. Çünkü çok daha farklı ve fiziksel anlamda anlaşılması mümkün olmayan bazı transformasyonları da bu tür derin öğrenme ve data üzerinden öğrenen sistemlerden bekleyebiliriz. Bununla alakalı son 10 dakikada size yaptığımız çalışmaları özetleyeceğim. Burada yine bir mikroskobun bir farklı mikroskop gibi davranmasını istiyoruz. Yani floresan mikroskobunun aldığımız görüntülerin, örneğe ait floresan mikroskobuyla alınmış görüntülerin beyaz ışık kaynağıyla alınmış bright field mikroskoplardaki görüntülere benzemesini istiyoruz. Buradaki transformasyon bu transformasyon. Yani fluorescence to bright field. Ama bu zaten fiziksel olarak bizim anladığımız ve yapabileceğimiz bir transformasyon değil. Çünkü bunun bir forward model'ını biz modelleyemiyoruz. Çünkü ikisi çok komplike prosesler. Şimdi bu bir, büyük bir problem. Yani zor bir problem. İkinci zorluk burada mikroskopi modelitleri değişiyor ama bir de örnekler değişiyor. Input'ta aldığımız örnekler label free olacak. Herhangi bir external bir label olmayacak. Ve network'in output'unda approximate etmek istediğimiz görüntü hem bright field olacak hem de labeled olacak. Yani mikroskop değişiyor ve örnek değişiyor. Label free to label, fluorescence to bright field. Bu tür bir transformasyon bizim şu anda anladığımız fiziksel light-matter interaction'la modellenebilecek bir transformasyon değil. Bu konuda bizim yeterli bir bilgimiz yok. Yani optik camiası olarak. O zaman niye böyle bir transformasyonu yapmak istiyoruz diye sorabilirsiniz. Yani bu kadar egzotik, bu kadar yani zor bir transformasyonu yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur diyebilirsiniz. Şimdi bu tür bir transformasyonu yapmamızın sebebi şu. Biz doku bilimini değiştirmek istiyoruz. Doku biliminin ve doku biliminin teşhis amaçlı kullanımındaki workflow'u değiştirmek istiyoruz. Son 150 senedir herhangi bir hasta biyopsi verdiği zaman bu doku örneği ince tabakalara kesilir. Yaklaşık 3-4 mikronluk, belki 10 mikron bazı durumlarda. Kesilir ve mikroskop altında incelenir. Eğer boyamazsanız bu doku örneğini,
beyaz ışık kaynağı incelediğiniz zaman herhangi bir kontrast göremezsiniz. Çok zayıf bir kontrast görürsünüz. Onunla da teşhis yapılamaz. Yani bir cam gibi düşünebilirsiniz. Doku ince tabakalara kesildiği zaman bir cam gibi davranır ve size kontrast vermez. Zaten bu yüzden son 150 senedir doku bilimi değişik kromaforları kullanarak, bazen de fluoroforları kullanarak dokuyu boyuyor. Dokunun mikron seviyesinde bir renk ve tekstür oluşuyor bu boyama prosesi süresince. Bu boyama prosesi dediğim gibi 150 senedir yapılan bir proses en azından. Pahalı, yavaş, insanların yaptığı genelde bir proses. Bazen birkaç saat sürer, bazen birkaç gün sürer. Hangi ülkede olduğunuza göre bazen bu sonucu, bu görüntüyü bir haftada, iki haftada alırsınız. Bazen hiçbir zaman alamazsınız. Yani çünkü bir ekspertiz gerektirir. Ve daha da kötüsü toksik bir proses. Bu boyalar toksik. Ve senede milyonlarca litre su bu tür proseslerden dolayı waste haline geliyor. Şimdi biz bu prosesi durdurmak istiyoruz. Sinir ağlarını kullanarak dokunun herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan, boyanmadan önce otofloresans mikroskobuyla görüntülenmesini istiyoruz. Burada gördüğünüz bir fluorescence görüntü. Fluoresan mikroskobuyla alınmış bir görüntü. Doku native burada. Yani çıplak doku. Bir anlamda herhangi bir makyaj yapmamış, herhangi bir boya almamış bir mikroskop görüntüsü. Ve burada fluoresan bir external label da yok. Bunlar endogenous fluoroforlar. Yani dokunun içerisinde native olarak bulunan bir portfolio of fluorophores. Biz bunu, bu görüntü, diffraction, beautiful bir görüntü, bunu sinir ağı üzerinden işleyip sinir ağının arkasında beyaz ışık kaynağıyla alınmış bright field mikroskopi equivalent görüntüye dönüştürmek istiyoruz ama aynı zamanda boyanmış haline. Hem mikroskopik modaliteti değişiyor hem de örnek boyanmamıştan boyanmışa dönüşüyor. Bunu yaptığımız zaman tabii ki normal dokunun alındıktan sonra, biyopsi örneğinin alındıktan sonraki işlenme prosesini temelinden değiştirecek bir workflow sağlayacak bize. Bunun arkasında iki tane farklı sinir ağı var. Bir tanesi generator. Bu güzel alınmış diffraction limited autofluorescence mikroskopik görüntüleri bright field'e dönüştüren generator. Yani virtual staining yapan, sanal boyama yapan generator. Bir de discriminator'ımız var. Bu da bir convolutional neural net. Bunun amacı da generator'ın daha iyi train olması ve hangi görüntünün gerçek kimyasal olarak boyandığını, hangi görüntünün virtually, sanal olarak boyandığını anlamaya çalışan bir discriminator. Bu garbage in, result out type of bir hallucination network değil. Bu yani rüya gören bir network değil. Buradaki en önemli özellikle bir tanesi bu network condition. Yani zaten input'unda çok güzel diffraction resolution olan bir mikroskopik görüntü var. Dolayısıyla bu görüntünün çözünürlüğüyle ground truth'un çözünürlüğü aynı. Ve dolayısıyla bir structure loss term kullandığımız gibi discriminator loss term kullanarak bu generator'ın çok iyi bir sanal boyayıcı olmasını sağlıyoruz. Bu prosesin sonucunda discriminator %50 kaybediyor. Yani flip a coin type of bir equilibrium almış oluyoruz. O noktada generator çok iyi bir boyayıcı, sanal boyayıcı haline gelmiş oluyor. Şimdi bundan sonraki slaytlarda, görsellerde size yeni doku örneklerinden, yeni hastalardan olmuş doku örneklerinden bu tür boyayıcıların, sanal boyayıcıların nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu tükürük bezi örneği, salivary gland, alınan label free görüntüler, otofloresan görüntüleri burada gözüktüğü gibi. Contrast enhance ediyoruz. Bu gözünüze daha iyi gözüksün diye. Yani alınan görüntünün kalitesi açısından bunu contrast enhance ediyoruz. Yoksa sizin için bu görüntü daha güzel ama sinir ağı için fark etmeyecek bir şey. Sinir ağına giren görüntüler bunlar. Burada gösterdiğimiz sanal boyanmış HNE. HNE bütün kanserlerin teşhisinde kullanılan belki bütün insan dokularının %80'inin boyandığı bir boya türü HNE. Bunun hızlı bir şekilde yapılmasını ve normal kimyasal boyamaya eş bir görüntüyü hızlı bir şekilde vermenizi sağlıyor. Bir camın üzerine konan örneğin dijital hale getirildiği zaman zarfı içerisinde belki 1-2 dakika içerisinde ekstra bu tür bir görüntünün bütün bir cam üzerindeki doku üzerinden yapılması, sanal olarak boyanması mümkün. Bu farklı bir
kidney tissue. Bu farklı bir organ ve farklı bir boya. John Silverstein. Bu biraz daha egzotik ve daha pahalı bir boya. H&E'ye göre 10 kat daha pahalı ve daha yapılması meşakkatli bir boya. Yine input'taki floresan, otofloresan imzaları burada. Boyanma sonuçları ve histopatoloji labından gelen kısımlarda burada sahada gösterildiği. Bunun farklı akciğer, karaciğer gibi farklı organlara, farklı boyalara uygulanması da mümkün. Bu da üçüncü bir boya çeşidi. Mason's Trichome dediğimiz. Yaklaşık 3 saat süren yine meşakkatli bir boya ve yine H&E'ye göre yaklaşık 10 kat daha pahalı, daha yapılması zor bir boya çeşidinde çok başarılı bir şekilde burada sanal olarak boyamış olduk. Herhangi bir kimyasal kullanmadan ve çok daha hızlı ve çok daha consistent, yani tekrarlanabilir bir şekilde. Bu tür boyamaların dışında moleküler boyamaları da yapabiliyoruz. Yani immunohistochemical, IHC denen moleküler spesifistesi olan boyamaları da yapabiliyoruz. Bu HER2 biomarker. Bu özellikle göğüs kanseri terapisinde kullanılan bir immunohistochemical boya. Burada yine otofloresan mikroskopuyla alınmış görüntülerin sinir ağından geçerek HER2 tarzı bir boyayı yapmaları mümkün. Yani bu tür sistemler çok daha zor boyama işlemlerini de sanal olarak yapabiliyor. Bu HER2 boyaması Amerika içerisinde yaklaşık 24 saat sürer. Sizin almanız bir günden önce olmaz. Tabii ki kalitesi de çok düşük bir boyama prosesidir bu. Çünkü çok tedious ve zor bir boya olduğu için bizim gözlerimiz en azından çalıştığımız lablar itibariyle %25 ihtimalle geri gelen doku örneği kötü boyanmış oluyor. Diyelim ki HER2 skoru artı 2, artı 3 olan bir doku örneğini yolluyoruz biz onlara. Bize sıfır olarak geliyor. Yani insan kaynaklı boyamanın getirdiği birçok farklı sorun var. Bu tür sorunları özellikle zor boyama yapılan HER2 gibi immunohistochemical boyalarda görüyoruz ve bunu aşmak açısından da çok önemli bir teknoloji. Gösterdiğim görüntüler gözünüz açısından baktığınız zaman hani virtual, sanal boyanmış veya histochemical boyanmış birbirine çok yakın tabii ki. Ama bu mühendisin bakış açısı itibariyle birbirine yakın olması yeterli değil. Biz bunları aynı zamanda patologlara gösterdik ve onların hangi görüntü olduğunu bilmeden bu görüntüleri incelemesine ve skor vermelerini, görüntülerin kalitesini skorlamalarını istedik. Farklı kategorilerde işte nuclear detail, cytoplasmic detail, extracellular fibrosis gibi farklı kategorilerde bunları skorlamalarını istedik. Buradan gördüğümüz analizin, bu tür analizlerin, yani bu sadece bir tablo, başka tablolar da var yayınlarımızda. Genel itibariyle gördüğümüz şu, bizim görüntülerimizin kalitesi istatistik anlamda normal patoloji lablarından gelen, boyama yapılan lablardan gelen işte chemical staining de aynı kalitede, aynı özelliklere sahip. Ve bu patologlara aynı zamanda bizim örneklerimizi kullanarak diğer örneklerle beraber teşhis yapmalarını istedik. Bu teşhislerin de normal şekilde boyanmış, işte chemical, kimyasal maddelerle boyanmış görüntülerle alınan teşhislere örtüştüğünü, istatistik anlamda bir farklılık oluşmadığını göstermiş olduk. Yani diagnostic feature'ları koruyoruz. Tabii ki virtual sanal boyama sistemlerinin, yapay zeka tabanlı sanal boyama sistemlerinin birçok önemli avantajı var. Bunlardan birinci avantajı doku boyamanın standardize hale gelmesi. Yani standart bir hale gelmesi. İnsanların boyaması ton, color, yani renk değişiklikleri ve ton değişikliklerine gebe. Yani insanların boyaması bir anlamda tekrarlanabilir değil. Ve bu bir problem. Bizim geliştirdiğimiz boyama sanal olduğu için, sinir ağını kullandığı için çok daha tekrarlanabilir ve özellikle patologların daha rahat bir şekilde teşhis yapmalarına imkan veren bir tekrarlanabilirliği var. Diğer önemli bir özelliğimiz sanal boyamanın aynı görüntüden birden fazla boyamayı yapabilmemiz mümkün. Yani nano seviyede birbirine registered olmuş farklı boyaların yapılması mümkün. Bu özellikle bazı hastalıklarda H&E'nin veya temel bir boyanın
sonuç vermeyeceği, yeterli bir bilgi vermeyeceği durumda patologlar diğer farklı boyaları isterler. Mesela organ nakli yapılmış bazı hastalar geldiği zaman şikayetlerle bu tür bir prosesten geçerler. Ve bu tabii ki birkaç gün, belki bir hafta alan bir proses. Bir boyayı yaptıktan sonra diğer boyaların çıkması için dokunun farklı yerlerinin kesilip onların ayrı ayrı boyanması gerekiyor normal kimyasal metotta. Biz bunların hepsini aynı görüntüden belki birkaç dakika içerisinde yapabildiğimiz için hastanın daha hızlı bir şekilde daha doğru teşhise yaklaşmasını, patoloğun daha hızlı bir şekilde düzgün bir teşhis vermesini sağlayan bir sistem. Diğer bir önemli konu da gereksiz biyopsiyi de ortadan kaldırıyoruz. Çünkü dokuyu boyadığınız zaman zarar vermiş oluyorsunuz. Bir daha boyayamazsınız. Ve başka bir analiz için o dokuyu kullanamazsınız. Boyandığı zaman o doku bitmiş oluyor. Bir anlamda ikinci bir biyopsi aldığınız zaman hastadan çoğu zaman bu boyama ve analizlerin sebebiyle alıyorsunuz. Çünkü dokuyu bitirmiş oluyorsunuz. Yani deplete ediyor doku. Bunu engelleyen bir sistem sanal boyama. Çünkü biz sanal boyama üzerinden dokuyu zarar vermeden boyadığımız için o dokunun farklı amaçlarla kullanılması ve ikinci gereksiz bir biyopsinin yapılmasını engellememiz mümkün. Burada gösterdiğim otofloresan mikroskopuyla alınmış sanal boyama sistemleriydi. Yani floresan ve otofloresan tabanlı moleküler imzaları kullanarak onları sanal bir şekilde boyama üzerinden geçiriyoruz. Farklı kontrast mekanizmalarını da kullanabilirsiniz. Yaptığımız daha önceki çalışmalarda coherent mikroskopları, holografik mikroskopları kullanarak refraction index yani kırılım indeksi üzerinden alınan bilginin de bir boyama işlemi için input bilgi olarak kullanılmasını göstermiş olduk. Diğer yaptığımız önemli bir çalışma Aralık ayında yayınlandı 2020'de. O da reflectance confocal yani dokunun geri yansımasını kullanarak oluşturulan görüntü üzerinden virtual boyama, sanal boyama yaptık. Bu diğer çalışmalardan birazcık farklı. O da burada biyopsi de almıyoruz. Özellikle deri için. Evet, bu çok değerli çünkü herhangi bir deri biyopsisi almadan sadece deriye dokunarak bu reflectance confocal mikroskopi 3 boyutlu görüntüler alıp bu görüntülerin herhangi bir labeling, herhangi bir external kimyasal proses olmadan sanal ortamda boyanmasını sağlayan bir teknoloji. Yani biyopsiyi de ortadan kaldıran sanal boyamanın tam anlamıyla virtual olarak yapıldığı, dokunun da intact olduğu bir çalışmaydı bu. Label free'nin sanal olarak boyanmasının ötesinde bu tür sistemler boyanmış dokuların da tekrar boyanması için kullanılabilir. Şu ana kadar gösterdiğim boyanmamış bir dokunun, label free bir dokunun boyanmış hale sanal olarak nasıl getirilebileceği üzerineydi. Diğer bir çalışmamız da bu tür networkleri, bu tür sinir ağlarını kullanarak hali hazırda boyanmış, bizim database'lerimizde bulunan boyanmış beyaz ışık kaynaklı bright field mikroskopi görüntülerinin tekrar boyanmasını sanal olarak yapabilir miyiz? Bunu da göstermiş olduk. Yani diyelim ki son birkaç aydaki bazı hasta örneklerinin boyandığını düşünün ve biz bunun tekrar boyamak istemiyoruz ama bilgiye ihtiyacımız var. Başka boya kanallarında bunu yapmak mümkün. Yani boyanmış örneklerin tekrar boyanmasını sağlayan ortamda yapmamız mümkün benzer sistemlerle. Tam olarak yani anlattıklarımdan bir özet çıkaracak olursak sanal boyama birincisi HISO teknolojistlerin zamanını ortadan kaldıran yani pahalı olan bu boyama işleminin belli bir ekspertiz gerektiren boyama işleminin daha hızlı, daha ucuz, daha tekrarlanabilir olmasını sağlayan bir sistem, bir teknoloji. Diğer bir önemli avantajı dokunun korunduğu için daha gelişmiş moleküler analizlerin yapılmasını ve gereksiz biyopsilerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir teknoloji. Aynı zamanda bir örnekten aynı cross section üzerinden birden fazla dokunun sanal olaraktan birden fazla görüntünün sanal olarak boyanmasını sağlamak ve farklı boyaların aynı cross section'da gösterilmesini sağlayacak bir teknoloji. Bu ilk defa patolojide mümkün olacak olan bir imkan. Ve son olarak da daha önce söylediğim gibi
bu tür sinir ağları tekrarlanabilir ve strain-strain variation'ı azaltan teknolojidir. Biz bunları ticarileştirmeye de başladık. 2019 senesinde kurduğumuz bir şirket Merck tarafından fonlanmış durumda ve bu tür sanal boyama teknolojilerini hem insan dokusu hem de klinik çalışmalarda ve farma çalışmalarında ilaç geliştirme, ilaç deneme çalışmalarında kullanılan hayvan dokularında da göstermiş olduk. Hem hayvan dokusunda hem insan dokusunda çalışan sanal görüntüleme ve sanal doku boyama sistemleri geliştiriyoruz. Burada kabaca yani son birkaç sözümü söyleyecek olursam, görüntüleme bilimi özellikle derin öğrenme tabanlı sistemlerle son belki 5 senede inanılmaz büyük gelişimler kaydetti. Hem mobil görüntüleme sistemlerinin kapasitesini, hem daha gelişmiş lablarda kullanılan görüntüleme sistemlerinin kapasitelerini, yapabildiklerini, hem de klinik lablarda çok pahalı sistemlerin yapmaları gereken işlemleri daha ucuz, daha hızlı bir şekilde yapabilen teknolojiler geliştirmemize imkan veriyor. Ve bence gelecek çok daha bundan zengin olacak. Özellikle optik bilimi ve derin öğrenmenin kesişiminde. Bu konuyla alakalı ilgilenirseniz 2018'de yazdığımız bir makalenin linkini yolluyorum. Düşünebilen mikroskopların nereye gittiğini, nereye gideceğini yaklaşık 4 sene önce yazdığımız bir makalede biraz daha geniş perspektifte açıklayan bir makale. Oradan bakabilirsiniz. Son olarak bu çalışmanın arkasındaki bütün öğrencilerimizi, postdoc araştırmacıları, mühendisleri ve bizi sponsorlayan, fon kaynağı veren değerli kurumları, kuruluşları hem Türkiye'den hem Amerikan Federal Hükümeti'nden burada saygıyla anıyorum. Ve size de davetiniz için teşekkür ediyorum. Birçok teşekkür ederiz ve çok minnettarız Sayın Hocam. Bu kadar çok değerli, çok derin, çok kapsamlı bir konuşma gerçekten de etkileyici oldu. Ayrıca Türkçe olması da çok güzel oldu. Ben umarım bizim insanlarımızı çok etkilenmiştir bu konuşma doğal olarak. Bu nedenle tekrar teşekkürler. Şimdi bir kısa soru cevap bölümümüz olabilir. Uygun görürsünüz. Chat'te orada sorular var. Siz okuyor musunuz hocam? Okuyabilir misiniz? Tabii ki. Günlük bir soru Bülent Bey'den gelmiş. Bülent Yılmaz. Günlük kullanımda insanların cep telefonlarına aksesuar olarak satın alıp basit sayılabilecek uygulamalar yapmalarına imkan sağlayacak donanım ve yazılım sistemi geliştirilmesi mümkün olamaz mı? Böyle çalışmanız var mı? Evet. Bizim yani geliştirdiğimiz sistemlerin birçoğu citizen scientist denen bir community var. Yani kendi yani hobi olarak insanlar belli amaçlara yönelik bir araya gelip insanların kendi zamanını, kendi cep telefonlarını, kendi ufak aletlerini kullanarak bilime yardım etmeyi amaçlayan community'ler var. Belki Türkiye'de de vardır, Amerika'da bunun bir society'si de var. Citizen science yani. Bu tür noktalarda oluyor. Yani şu anda bu tür amaçlara yönelik cep telefonlarına geliştirilen bizim geliştirdiğimiz bazı ilaveler kullanılıyor citizen scientistler tarafından. Ama bunun ticarileşip normal evde ne gibi ölçüm yaparsınız öyle bir şu anda bir uygulama yok. Bizim geliştirdiğimiz sistemler ticarileşmiş kısımları itibariyle konuşursam daha çok profesyonellere yani daha gelişmiş ölçümlere ihtiyaç duyan ama ucuz sahada ihtiyaç duyan kişilere yönelik, profesyonellere yönelik sistemler. Ama tabii ki bunların daha da basitleştirilip evlerde veya direktmen bir aksesuar olarak satın almanız mümkün olacaktır. Ama benim çalışmalarım daha çok profesyonel kullanıcılara yönelik. Ve eğer halktan kullanıma nerede açıldı derseniz dediğim gibi citizen science community bu tür çalışmalarda bizim geliştirdiğimiz sistemleri kullanıyor. Biz
nasıl bir destek veriyoruz? Bazen işte yaptığımız çalışmanın bir modelini yolluyoruz veya onların kendi üç boyutlu yazıcıları varsa kendi modellerimizi yolluyoruz. Onlar kendi merceklerini veya işte kendi prototiplerini kendileri oluşturuyorlar bizim dizaynlarımıza göre. Şimdi bu soru böyle. İkinci bir soru aynı Bülent Bey'den. Sanal boyama işlemi hangi durumlarda başarısız oluyor? Bunun tabii farklı durumları olabilir. Bir tanesi doku boyamak istediğiniz dokunun bir takım mesela kesilirken bazen problemler olabiliyor. Doku katlanabiliyor. Veya işte distort olmuş oluyor. Yani gördüğümüz bazen bize gelen doku single, tek bir tabaka olmak yerine ikiye katlanmış olarak geliyor. Dolayısıyla aynı alana baktığımız zaman iki tane ayrı yüzeyin birlikte otofloresans imzasını veriyoruz. Bazen dediğim gibi dokunun kesilirken ve bize gelirkenki prosesinde oluşan doku yüzeyindeki problemler otofloresan imzaları değiştirdiği için orada sorun çıkarabiliyor. Ama bu tür problemler zaten normal workflow'da olduğu için bizim için bir sorun değil. Çünkü patolog zaten onun bir doku katlanması olduğunu bildiği için orayı geçiyor. Çünkü bu tür problemler normal kimyasal boyamada da ortaya çıktığı için patologlar zaten o tür alanları ignore edip devam ediyorlar analizlerine. Çünkü bakılacak bir sürü alan var bir cam örneğinde. Onun dışında bazı boyalar daha sanal olarak boyanması zor boyalar. Örneğin immunohistochemical staining dediğimiz, IHC dediğimiz boyama genel itibariyle çok daha zordur. Şu örnekten bahsediyorum. Size burada gösterdiğim bu boyama belki bizim yapmakta en çok zorlandığımız boyaydı. Bunun sebebi de moleküler seviyede bir boya olması. İmza yani otofloresans imzası çok daha zayıf ve farklı otofloresan kanallarına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla normalde sadece bir floresan kanalından baktığımız görüntüyü kullanırdık. Bazen DAPI kullanırız, bazen FITS kullanırız. Burada dört ayrı floresan kanalına birden bakıp o tür imzaların daha iyi gözükmesini sağladık. Farklı immunohistochemical, yani HER2 bunlardan bir tanesi. Bunun gibi yüzlerce farklı biomarker var. Bu tür moleküler spesifik olan biomarkerların virtual olarak stain olması daha zor bir şey. Hem insanlar için daha zor bir şey, hem de sanal öğrenme tabanlı boyayıcılar için, yani sanal boyayıcılar için daha zor bir şey. Ama dediğim gibi burada da biz şunu kullanıyoruz. Farklı floresan kaynakları, farklı floresan filtrelerini kullanarak oradaki imzaların birbirlerine yardımcı olmalarını ve o imzaların, moleküler seviyedeki imzaların mikro seviyedeki ufak imzalara dönüş, oradan çıkıp moleküler seviyedeki boyayı doğru bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla genel itibariyle konuşursak immunohistochemical staining yapılması daha zor bir boya. Ama orada da dediğim gibi farklı kanalları kullanarak başarıya ulaşmak mümkün. Diğer bir soru Mustafa Ekrem Erak'ından. Uzun bir soru. Kısacası şöyle soru. Çalışmalarınızda topladığınız ground truth verilerin sayısı acaba bu tarz modellerin eğitim sitelerinde oluyor mu? Yoksa az sayıda veri etmek için bazı teknikler kullanıyor musunuz? Boyanması 24 saat veya 1 hafta süren dokular için ground truth veriye ulaşılması oldukça zor. Evet. Tamam, iki tane ayrı soru var burada. Bir tanesi bu tür bir modelin oluşması için ne kadar veriye ihtiyacımız var? Şimdi burada birçok farklı model gösterdim. Kabaca şöyle diyebiliriz. Kabaca şöyle diyebiliriz. Yaklaşık bir sanal boyama modelinin oluşturulması için 20 tane, 30 tane whole slide image dediğimiz, WSI dediğimiz yaklaşık 3-4 santimetre karelik alana bakan doku örnekleri yeterli. Yani bir insanın biyopsisi
tabii ki organına ve nasıl alındığına göre değişir ama ortalama bir sayı olsun diye aklınızda. 4 santimetre karelik bir alan. 4 santimetre karelik alan size binlerce sub-pair, sub-patch verir training için. Ve biz bunu işte 20 tane, 30 tane farklı hastadan aldığımız zaman initial olaraktan güzel bir modelin kurulması için gerekli datayı sahipsiniz. Yaklaşık 100 bin ve 200 bin arasında image pair oluşturursanız, image patch oluşturursanız, ground truth versus input, sizin için yeterli. Bu çok büyük bir sayı olarak gözüküyor ama şunun önemini arz etmek istiyorum. Bir doku örneğinden biz on binlerce sub-patch oluşturabiliyoruz. Çünkü doku örnekleri çok büyük. Ve mikro seviyede baktığınız için şöyle düşünün. 4 santimetre karelik bir alana ben yarım mikron veya işte çeyrek mikronluk bir çözünürlükte bakabiliyorsam oradan gelen bilginin bizim için inanılmaz zengin olduğunu düşünebilirsiniz. Bu belki kafanızda klasifikasyon yapan algoritmaların bir overfit problemi olabilir. Çünkü bir doku örneğinin bir tane klasifikasyon ground truth'u var. Bizim doku örneğimiz 4 santimetre kare ve yani bilmem kaç bin gigapiksellik bir görüntü olduğu için onu ben ufak 200-300 piksel by 200-300 piksellik ufak pair'lere böldüğüm zaman aynı doku örneğinden doku boyama açısından binlerce ground truth çıkarabiliyorum. Ve bu mikroskobinin en önemli avantajından bir tanesi. Mikroskobide her sub-patch bir ground truth. Ve orada sizin için değerli binlerce piksel vardır. O piksel ve milyonlarca ve milyarlarca piksel vardır birçok farklı doku örneğine baktığınız zaman. Onlar hepsi sizi regüle ettiği için belki 20-30 tane hasta örneği üzerinden onların düzgün boyandığını düşünürseniz çok sağlam, güzel bir model çıkarmanız mümkün. Tabii ki bunların yüzlerce farklı hastaya scale etmesi modelin sağlığı açısından daha profesyonel ve endüstriyel kullanım açısından daha avantajlı olacaktır. Ama proof of concept için 20-30 whole slide image hastalığa alınmış image yetecektir. Yaklaşık 100 bin image pair de güzel bir sayı. Diğer bir sorunuz bir gün süren bir boyama işleminin ground truth problemi oluşturacağını söylemişsiniz. Yani çok uzun, laborious bir prosesten geçen bir ground truth repeatability problemini oluşturabilir. Biz bunu gözlemledik. Burada yaptığımız bu çalışma archive'den de ulaşabilirsiniz. Bu çalışmada verdiğimiz doku örnek, aldığımız doku örneklerini biz inceliyoruz öncelikle otofloresan mikroskoplarıyla. O dokuların görüntülerini aldıktan sonra bunların ground truth'ını oluşturmak için hastanelere yolluyoruz. O hastanelerde işte bir hafta sonra bize bright field equivalent görüntüleri veriyor. Bright yani ground truth olarak. Bu proses sırasında biz yaklaşık %25-30 civarında geri gelen doku örneklerinin kötü boyandığını, kullanılamaz olduğunu görmüş olduk. Yani oradan gelen görüntülerin aslında tam olarak ground truth olmadığını ve çok büyük problemler yaşadığını biliyoruz. Bu tabii ki doku boyamanın zor olduğu bir durumda daha fazla ortaya çıkıyor. Hurtubu'nun bir örneği. Biz burada onu supervise ediyoruz. Yani hastanın durumunu bildiğimiz için aldığımız doku durumunu. Yanlış bir doku geldiği zaman, boyama hatası olduğu zaman onu discard ediyoruz. Dolayısıyla bir filtration'dan geçirdikten sonra kalan örnekleri biz kendi derin öğrenmemizde kullanıyoruz. Bu şekilde de modelin, geliştirdiğimiz modelin daha sağlam ve insan boyamasının hatalarından uzak olmasını sağlıyoruz. Bu birazcık tabii ki labor intensive process ama şunu söyleyebiliriz. Bu bir defa yapılan bir proses. Yani bunu bir defa yaptıktan sonra da model gayet güzel bir şekilde genelleyebiliyor ve farklı örnekleri farklı hastalardan boyayabiliyor. Evet. Şimdi bir sonraki soruya geçeyim. Nurhan Onar Çamlıbel, havadaki kontaminasyonu ölçen sistemden bahsetmiştiniz. Havadaki veya bir yüzeydeki koronavirüs yoğunluğunu ölçebilen bir sistem mümkün müdür? Bu tür bir sistem mümkün olabilir ama benim gösterdiğim sistemlerle değil. Bu tür bir spesifik bir ölçüm yapan bir teknolojinin boyama kullanması gerekecektir ya da diğer koronavirüse ait
özel imzaları, moleküler imzaları yakalayabilecek veya onları boyayabilecek, onlara floresan bir veya bir parçacık ekleyebilecek bir sistem gerekir. Yani sadece koronavirüsün ölçülmesi, virüs yoğunluğunun ölçülmesi sadece parçacığın boyutuyla veya o parçacığı görüp görememenizle alakalı değil. Çünkü non-specific de çok problem olacaktır. Bir virüsün boyutu 100-200 nanometre. Çap itibariyle. Öyle olduğu için o boyutta birçok farklı virüs var ve o boyutta birçok farklı virüs olmayan parçacık var havada. Bunların virüslerden ayrılması ve koronavirüsüne spesifik olması için sample preparation gerekecektir. Yani antibody-antigen interaction gerekecektir. Dolayısıyla orada diğer sensörlerde kullanılan bir takım surface chemistry protokollerinin kullanılması gerekecektir. Alzheimer'la alakalı çalışma var mı diye bir soru var. İmran, isminin son kısmını okuyamadım. İmran Vural. Alzheimer'la alakalı bir çalışma yapmadım şu ana kadar. Belki ileride yapmak imkanı olursa memnun olurum tabii ki. Biz başka soru Ülkü Hanım'dan. Covid teşhisi için çalışmalarınız var mı acaba? Evet, Covid'le alakalı bir teknolojimiz var. Şu anda fon aşamasında. Umarım olumlu sonuçlanır. Covid'in direkt antijen olarak yakalanması, Covid virüsünün antijen olarak yakalanması değil çalışmamız. Çalışmamız vücudun bağışıklığının monitör edilmesi. Vücuttaki Covid spesifik IgG, IgM proteinlerinin serum sample'lar, serumdan, kandan yakalanması amaçlı. Bu da kağıt tabanlı, derin öğrenme altyapılı bir sensör geliştirdik. Biz buna vertical flow assay diyoruz. Bu konuda slide'ım bildiğim kadarıyla bu dokümanda yok. Bir bakayım var mı bu dokümanda müsaadenizle. Bu soruya cevap verirken belki ondan bahsederim ama yok. O zaman izninizle hemen bu soruya cevap vermek için belki bir slide çıkarayım. Çünkü anlattığım şey belki daha rahat anlaşılır. Sanıyorum buradaki de var, bir dakika. Evet. Şunu paylaşayım hemen. Evet, COVID ile alakalı geliştirdiğimiz bir platform var demiştim. O da kağıt tabanlı vertical flow assay. Bu şu anda kullandığınız lateral flow testlerine benzer bir test. Farklı olarak örneğin akışı vertical olarak devam ediyor. Yani kağıt yüzeyine dik olarak devam ediyor. Bunun en önemli avantajı onlarca farklı immünoreaksiyona bakmanızı sağlıyor. Biz burada mesela yaklaşık 90 tane 80 tane farklı immünoreaksiyona bakabiliyoruz. Ve bunların yine cep telefonuna entegre sistemlerle okunup işte yapay zeka tabanlı sistemlerle hem moleküler analiz hem de teşhis yapmamız mümkün. Bunu biz farklı amaçlar için kullandık. Bunun yani Lyme disease için de kullandık. Bunun hastadan alınacak olan örneklerin IgG, IgM profillerinin çıkarılıp bağışıklık var mı yok mu? Bağışıklık ne demek? Yani belli bir antijen profilinde IgG, IgM bakıyorsanız COVID'e spesifik hangi koşullarda bağışıklığın var olduğunu istatistik anlamda söyleyebilirsiniz. Hangi koşullarda söyleyemezsiniz. Hangi koşullarda booster aşıya ihtiyacınız var, tekrar bir aşıya ihtiyacınız var. Bu tür bir probleme cevap verecek istatistiksel sensörler geliştiriyoruz. IgG, IgM tabanlı. COVID ile alakalı ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi bu. Diğer bir konu da COVID virüsünün
plaque forming essay denen bazı essayler var. Onların daha hızlı yapılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var. O da farklı bir konu, yine COVID ile alakalı virüslerin replike olmalarını ve hangi virüsün plaques form edebileceğini, yani epitheliyel hücrelere girip onları destroy edebileceğini ölçen sistemler var. Biz bunların daha akıllı hale gelmesini ve bu anlamda da plaque forming assay'lerin daha hızlı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Önemli bir konu şudur. Her virüs sizi infekte etmez. Aynı virüsün birçok farklı replikası vardır. Bu replikalar aynen makinelerde olduğu gibi bazıları defect olur. Yani replike olmuştur ama sizi infekte edemez. Moleküler bir defekti vardır. Dolayısıyla her virüs eşit değildir. Bazı virüsler patojeniktir. Aynı virüsün bazı replikaları size hastalık veremez. Bunun için de plaque forming unit denen bir sistemle gerçekten de patojenezis oluşturabilecek virüs nedir ne değildir, bunların sayısını ölçen sistemler var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Çok fazla soru var. Hangisini seçeyim? Yani hocam şimdi evet haklısınız. Sizi çok yordu. Siz kendiniz seçin. İsterseniz bir iki soru da o kadar. Peki o zaman son iki soruyu seçeyim. Burada da evet. Son bir soru gelmiş. Farah Gönül Aydın. Farah Gönül Aydın'a bakterilere yönelik. Evet. Bakterilere yönelik çalışmalarınız mevcut. Antimikrobiyal direncin önlenmesini yapmış olduğunuz çalışmalarınız var mı? Evet. Antimicrobial resistance üzerine yaptığımız çalışmalar var. Bunu bulabilirsiniz webde de. So AST deniyor buna. AST, Antimicrobial Susceptibility Testing. Bu klinik mikrobiyoloji lablarında çok kullanılan bir test. Hastanın belli bir bakteriyle enfekte olduğunu yakaladıktan sonra, yani bakterinin varlığını bir bioörnekte yakaladıktan sonra yapılan bir test. Bu da hastaya verilecek olan antibiyotiğin çeşidini ve dozunu, minimum inhibitory concentration deniyor. Yani daha fazla vermek istemiyorsunuz. En az hangi konsantrasyonda antibiyotik verilmeli ve hangi antibiyotik verilmeli? Böyle sistemler var. Böyle sistemler var klinik mikrobiyolojide çok kullanılan. Biz bunların okunmasını mobil sistemler üzerinden gösterdik. İsterseniz onunla alakalı bir slide'ım var da bir bakayım. Burada koymuş muyum onu? Bir dakika. Koymuşsun. Şu slide'ı göstereyim. Şu anda görüyor musunuz slide'ımı? Şu an görüyoruz. Bu eski gösterdiğiniz aslında. Evet. Şimdi biraz ileriye gideyim. Şuradan çıkayım. Pardon, ben bir daha şey edeyim. Şu anda görüyorsunuz tahmin ediyorum. Evet, şu an evet. Evet, yani şu slide'ı göstereyim. Şurada gösterdiğim, yani çalışmalarımız bu konuda bayağı bir çalışma yaptık. Antimicrobial susceptibility testing üzerinde. Belki ilk yaptığımız çalışmalardan bir tanesi 96 ufak şeyden oluşan, kompartmandan oluşan 96 well plate üzerinden yapılan bu tür antimicrobial susceptibility testing'in cep telefonu entegre sistemler üzerinden okunmasını sağladık. Buradaki esas konu herhangi bir burada 96 tane ayrı valve var, kuyu var. Bu her bir şeyin compartment'ın içerisine hastada alınan örneğin veya o bakteri örneği konuyor culture ettikten sonra ve farklı antibiyotikler, farklı çeşit antibiyotikler farklı konsantrasyonlarda konuluyor. Belli işte scaling üzerinden. 24 saat sonra da bunu birisi okuyor. Bir mikrobiyolog okuyor ve orada bakıyor. Eğer o antibiyotik ve konsantrasyonu doğru değilse orada bakteriler ürediği için bir turbid bir medium oluşuyor. Turbidity var mı yok mu? O panele bakarak evet turbidity'nin oluşmadığı yani bakterilerin suppress olduğu, öldürüldüğü veya gelişemediği antibiyotikler ve konsantrasyonları nedir?
Orada belli risk faktörleri var. Ona göre de şu antibiyotiği bu dozda vermemiz gerekiyor diye doktora geri bir dönüş oluyor. Mikrobiyologlar bunu yapıyor 24 saat içerisinde. Biz bu sistem üzerinden bu tür okumaların cep telefonuna entegre bir şekilde otomatik olarak yapılmasını ve doğru sonuç vermesini göstermiş olduk. Bu sistem 1000'in üzerinde hasta tarafından denenmiş oldu. Yani 1000'in üzerinde hasta örneğini klinik mikrobiyolog labından çekip onları bu sistem üzerinden çalıştığını bu mobil sistemin gösterdi. Bundan sonra daha farklı bir çalışmalarımız oldu bu konuda. Optik sistemlerle bir inkübatörün içerisine girip inkübatörün içerisinde bu tür ölçümleri yapıp ölçüm bittiği zaman 24 saatin de öncesinde mikrobiyoloğa veya doktora rapor veren sistemler gelişti. Yani sadece bir endpoint 24 saat sonunda yapılan bir ölçüm değil, inkübe ederken o tür bir platform oradaki ölçüm üzerinden, periyodik ölçümler üzerinden ne zaman bittiğini, ne zaman şu antibiyotiğin çalışmayacağını anladığımızı falan o tür bir rapor yapabilen sistemler geliştirdik. Bunu webden de bulabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Biz son sorunu da aldık sanırım. Burada size çok teşekkür mesajlar da vardır. Sorular bu arada hale gelmeye de devam ediyor ama biz son sorunu aldık. Yani nasıl uygun görürsünüz bilmiyorum. Bir soru daha cevaplayayım yoksa... Nasıl uygun görürsünüz? Yani son soru o zaman. Ondan sonra yani size bağlı. Sizi çok yorduk. Peki. Ondan dolayı diyorum da özür dileriz. Biz son bir soru daha alayım. Orada bitiriyoruz arkadaşlar. Artık son olmasın lütfen. Peki. Muhammed Tan Bey'den bir soru var. Derin öğrenme ve algoritmalar için patent alınabilmesi için kendine has özel bir yapısı olması gerekiyor mu? Yoksa patentler ayrı bir sistem üzerinden mi alınıyor? Bir de kullandığın modellerin patentini ne derdi? Evet, şimdi iki ayrı soru var. Birincisi patent için. Evet, genelde bizim aldığımız bütün patentlerde bir sistem var. Yani içerisinde optik bir hardware'in olduğu ve bilgisayarın olduğu bir sistem var. Sistem claimleri oluyor patentte. Bir de metot claimleri oluyor. Bu ikisi beraber işte yaklaşık 20 tane, 25 tane claiminiz olacağı için bir patentte. Korunan, sizin koruyacağınız işte Avrupa'da yaklaşık 15, Amerika'da da 20-25 tipik olarak. Tabii daha da fazla alabilirsiniz ama o zaman fiyat artıyor doğal olarak. Bu claimlerin işte bir miktarı sisteme gider ve sistemde bizim yaptığımız işler için en azından mutlaka bir hardware, bir optik bir sistem vardır. O sisteme entegre bilgisayar yardımıyla çalışan metotlar ve algoritmalar vardır. Dolayısıyla hem device ile alakalı, sistemle alakalı claimler olur, hem de metotsal claimler olur. İkisi beraber alınır. Ve modellerdeki parametre sayısı, learnable parametreler değişiyor ama yani 0.2 milyondan 1 milyon ve daha üzerine çıkıyor parametre sayıları. Learnable parametre sayısı. Yani modelin kompleksitesi yapmak istediğimiz işin zorluğuna göre değişiyor. Aynı zamanda tabii ki ne kadar çok parametre kullanıyorsak o kadar da training data size'ını da büyütmemiz gerekiyor ki bir overfitting olmasın. Tamam mıyız hocam? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burada bitirebiliyor muyuz? Bitirelim mi? Tabii ki sizin için de zaten geç oldu. Orada Türkiye saatiyle... Bu sorular sanki bitmez gibi geldi bana sonsuza kadar. Bu da güzel bir şey aslında. Ülkemizin insanların bu kadar bilgisever, bilimsever olması çok güzel bir şey. Tabii siz de çok etkili bir konuşma, çok değerli çalışmalar. Hocam sizi enstitümüze de bekleriz. Lütfen pandemi bittikten sonra veya bitmedikten sonra ne zaman gelirsiniz sizi burada da ağırlamaktan, görmekten çok mutlu olacağız. Lütfen bunu bir yere not edin ve unutmayın lütfen. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Mutlaka görüşmek isterim yüz yüze. Sizi ve takım arkadaşlarınızı TÜBİTAK'ta ziyaret etmek isterim. Aynı zamanda bütün katılan arkadaşlarımıza, araştırmacılara, öğrencilere hepsine teşekkür ediyorum. Geç saate kadar kaldıkları için. Evet. Sizleri de Los Angeles'a yolunuz düşerse Kaliforniya Üniversitesi'ne beklerim, davet ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.